Sizi yakından tanıtalım istiyoruz. Emin Erdem kimdir? Biraz kendinizden bize bahseder misiniz? Tünem, aslen İzmirliyim. Bir bilim insanı, anne ve babanın ilk kızlarıyım. Üç kız kardeşiz biz. Babam kimya profesörüydü, kimyacıların duayeni diyebilirim. Çünkü Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında Atatürk'ün böyle hatırlarsanız yurt dışına yolladığı parlak öğrencilerden biriydi. Hani şöyle der, bu beni hep duygulandırır, sizi kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak dönmelisiniz. İşte benim babam da öyle Fransa'da okuyup tekrar kimya fakültesini kurmuş. Hem eşimin hocası, hem annemin hocası. Adını da analım mı babanızın? Efendim, Ali Rıza Berken, Profesör Ali Rıza Berken, nur içinde yatsın, 100 yaşına 4 ay kala vefat etti. Çok bilinçli, Atatürkçü, çağdaş bir Türk bilim insanıydı. Aynı şekilde annem de biyokimyacı. Ben iki parlak anne ve babanın bilim insanından doğan İlk ailenin ilk kızıyım. Şöyle, dünyaya geldiğimde annem aslında çalışan bir kadındı. Yani şimdi neden ben buralara kadar geldiğimi düşündüğümüz zaman kendi ayaklarının üzerinde duran bir kadındı. Onun için de anneme her zaman saygı duyuyorum. Dolayısıyla çağdaş bir Türk kadını, çalışan bir Türk kadını olarak biz üç kız kardeşe iyi bir örnek olduk. Ben Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'ne oradan mezun oldum. Daha sonra işletme master'ı yaptım. Ve uzun yıllar Türk Hava Yolları'nda da müşavir avukat olarak da çalıştım. Hatta emekli oldum. Ama bu arada da aile şirketimiz var. Eşimin 1965'te kurduğu aile şirketimizde genel pazarlama, telekomünikasyon, enerji sektöründe faaliyet gösteren aile şirketimizin hem hukuk danışmanlığını sürdürüyorum hem de yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum. Dolayısıyla hem profesyonel hayattan geliyorum ama bu arada da bir aile şirketinin ferdi olarak da bir fiil mesleki hayatımı da sürdürmeye devam ediyorum. Bu arada 88'den beri ben sivil inisiyatiflerde çalışan bir kadındım. Kadın hareketinin içindeydim. 88'de uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu vardır, iş ve meslek adına. Onların Etiler Kulübü'nün kurucusuydum. Sonra Türkiye Başkanlığı'nı yaptım 2008-2010'da. Sonra Avrupa Başkan Yardımcılığı'nı yaptım. Yani aslında 32 yıllık bir kadın hareketinde çalışan bir aktivist kadınım. Kader'de yönetim kurulu üyeliği yaptım. Daha çeşitli sivil inisiyatif kuruluşlarında, üniversiteli kadınlar ve benzeri her daim çalışmalarımı hala devam ettiriyorum ama Kagider benim yolumun, işte soroptimistlerden sonra yolumun kesiştiği bir sivil toplum kuruluşu. Ben kadının hem eğitimde güçlenmesi ama bu arada da eğitim aldıktan sonra da istihdamda da var olması, hatta daha da ileriye gidip girişimcilik ruhunu hayata taşıyabilmesinin vizyonuyla kadın hareketinde yer aldım. Dolayısıyla Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Kagider'le de yollarımız kesişti ve uzun süre bir hem Network Strateji Grubu üyelerden sorumluydum. Sonra Toplumsal Etki Strateji Grubu'nun sorumlusu oldum. Geçen dönem başkan yardımcılığı yaptım ve 2019-2021'de de Kagider'in başkanı oldum. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına bir fiil çalışıyorum.